Arkadaşlar, herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, temel eğitimin temel eğitim serimizin dördüncü kısmı olan poker matematiği ve olasılık hesabını inceleyeceğiz. Merak etmeyin, çok komplike bir şey yok. Komplike olan kısımlara da zaten şu anda girmeyeceğiz. E, merak, yani ilk başta birazcık karışık gelebilir size, ama sonrasında örnekler çözeceğiz ki bu işi en iyi örnek çözerek anlarsınız, emin olun. Ben ne kadar teoriyi anlatırsam anlatayım, çok bir faydası olmayacak ama örneği gördüğünüzde kafanızda oturacak. Sonunda örnekler de çözeceğiz. Merak etmeyin. Şimdi başlayalım. Poker matematiği ve olasılık hesabı nedir? Şimdi arkadaşlar poker matematiği 3 temel e, seviyeden oluşuyor. 1, 2 ve 3. Birincisi temel poker matematiği. Basit olasılık ve yüzde hesapları. Bugün işleyeceğimiz kısım o. Basit olasılıklar, yüzde hesaplar. Kol etmeli miyiz, etmemeli miyiz? Matematiksel olarak bu kolumuz doğru mu, değil mi? gibi hesapları bugün öğreneceğiz. Ki en temel kullanacağınız kısım da bu zaten. İkincisi orta düzey poker matematiği. Bakmayın orta düzey dediğime aslında bu da temel düzeye yakın bir şey. Kombinasyon hesaplamaları yani rakibin elinde şu anda kaç farklı asking kombinasyon olabilir. Kaç farklı 7-8 kombinasyon olabilir gibi. Üçüncüsü ise ileri düzey olan. Bu gerçekten ileri düzeydir. Zaten yazılımlarla yapılıyor bazıları. Flopzilla vardır mesela. Game Theory Optimal. E, GTO stratejisi vardır. Range vs. Range. Bunlar genelde range versus range hesaplıdır. Yani şöyledir ileri düzey olan. Bunu e, kısmen zihninizden yapabilir hale gelirsiniz uzun vadede. En azından 3 aşağı 5 yukarı kestirebilirsiniz. E, ama tabi net rakamları bu Flopzilla dediğimiz yardımcı yazılımlarla ölçebilirsiniz. İleri düzeyde şöyle bir durum var. Adama bir range verirsiniz. E, yani işte bu tondan siz UTG'den raise etmişsinizdir. Adam bu tondan sizi call etmiştir. Adama bir range verirsiniz. Atıyorum o range de, Misal veriyorum 35 tane kağıt vardır. Yani 35 tane ikili e, kağıt vardır. Ondan sonrasında sizin bet yani pot size'a da bakarak o range'e karşı durum equity'nize yani olasılığınıza bakılır. İşte o range'e karşı yüzde kaç ihtimalle kazanıyorsunuz? E, yüzde kaç ihtimalle kaybediyorsunuz? Pot odds'lar doğruluyor mu gibi. Bunlara bizim bizim ihtiyacımız olan aslında temel poker matematiği. Orta düzey zaten kombinasyon hesaplamaları da öğreneceğiz ileri, ilerleyen serilerde. 1 ve 2'yi öğrendikten sonra üçüncüsü zaten zamanla kafanızda oluşur. Çok da kafayı takmamak lazım. Diyelim ve girelim konumuza. Şimdi arkadaşlar geçen elde preflop'u anlatmıştık. Preflop olasılıklarına bakmıştık. Şimdi preflop olasılıklarına genel bir bakış yapalım. Equity nedir? Equity arkadaşlar olasılık demektir. Yani çevresi olasılık. Şimdi Preflop'ta Asas vs King King all in girerse Asas %80 ihtimalle kazanıyor. %20 ihtimalle de King King kazanıyor. As King vs 2-2 %50-50. Tam 50-50 değil. Yani 52'ye şey 51'e 49, 52 48 gibi çıkıyor ama çok önemli değil. %50-50. As 2 ile 3-3 all-in girerse karşılıklı %30 ihtimalle As 2 kazanıyor. %70 ihtimalle 3-3 kazanıyor. Asking vs. 7-8 de %60 ihtimalle Asking kazanıyor. %40 ihtimalle 7-8 kazanıyor. Ve bu şekilde devam ediyor. Aşağı doğru inceleyebilirsiniz. Şimdi bunlar bize ne anlatıyor? Bunlar bize aslında şunu anlatıyor arkadaşlar. Bu oyun tamamen bir şans oyunu değil. Hatta hiç yani şans kısa vadede çok önemli bir faktör. Uzun vadede de aslında önemli bir faktör baktığınızda. Ama e, yaptığımız hamlelerin belli matematiksel karşılıkları var. O yüzden siz her seferinde... Asking ile 7-8'e karşı all-in girerseniz 100 ke, her 100 seferde 60 sefer siz kazanacaksınız. 40 sefer rakibiniz kazanacak. Ve bunu hep aynı miktar parayla yaparsanız sonunda kazanan siz olacaksınız. Bunu anlatmaya çalışıyor. Yani yaptığımız hamlelerin aslında matematiksel ve olasılıksal bir karşılığı var. Biz bunlara göre oyun oynuyoruz. Tamamen bu değil. Bakın bunu ileride gireceğim yani bazıları da matematik bağımlısıdır. Yani her şeyi matematiksel olarak açıklamaya çalışır. Her şeyi matematiksel olarak açıklayamazsınız ama tamamen de ignor edemezsiniz. Yani tamamen umursamazlıkla yapamazsınız. Çünkü yaptığınız hareketlerin matematiksel bir temeli olmak zorunda. Görüyorsunuz. Heh. Şimdi mesela biz preflop'ta bazı kağıtları oynamayı tercih ediyoruz. Bazılarını oynamamayı tercih ediyoruz. Neden mesela asking asking versemenize bir de 7 8 versem asking'i oynamayı tercih edersiniz, değil mi? Çünkü asking'in ...pot'u kazanabilme ihtimali daha fazladır o anki durumda. %60'a %40'tır mesela. İşte bu aslında yaptığınız işleri sizin matematiksel olarak doğrula, doğruladığınızı gösteriyor. Bunlara böyle genel hatlarıyla bir bakın. Bunları bu arada internette bulabilirsiniz. Ben sadece bir kısmını verdim. Devam edelim. Pot nedir? Şimdi arkadaşlar iki tane konsept inceleyeceğiz. Biz pot odds 1, ikincisi equity yani olasılık hesabı. Pot odds 1, equity 2. Sonra da bunların birbiriyle Sonra da bunların birbirleriyle ilişkilerini, ilişken, ilişkilendirilmesini inceleyeceğiz. Çünkü potos farklı bir kavram, equity yani olasılık farklı bir kavram. Bu ikisi birlikte bir anlam ifade ediyor aslında. Onu inceleyeceğiz. Şimdi potos nedir? Bunun en güzel yöntemi örnekle açıklamaktır. Hemen örneğimize girelim. Aşağıda bir formül yazdım. O formüle dikkat edin. River'da toplam ortadaki pot 100 dolar olsun. River'a kadar gitmişiz biz. Ortada 100 dolar bir pot var. Ve rakibimiz bu pota 50 dolar bir bet yapıyor. Bizim pot odds'larımız şu anda kaçtır? Şöyle hesaplanır bu. Şimdi arkadaşlar 100 dolar ortada vardı. 50 dolar da rakibimiz bet yaptı. Toplam pot kaç oldu? 150 dolar ortada şu anda e, bir pot var. Bizim bu potu kazanabilmemiz için rakibimizin 50 dolarlık betini görmemiz lazım. Yani benim 150 dolarlık potu kazanmam için ortada olan pot artı rakibimin beti 150 dolar. 50 dolar rakibin betini görmem lazım. Yani 150'ye 50. Yani 3'e 1 olacaktır. Peki bu 3'e 1'in karşılığı nedir? Yani Türkçesi nedir? Yani ben her 3 sefer kaybedip 1 sefer kazanırsam başa baş yani kar zarar yok. Yani break even. İngilizcesi break even demektir. Durumdayız demektir. Yani özetle her 4 sefer karşı karşıya geldiğinizde bu rakiple en az 1 sefer kazanmanız gerekiyor sizin. Eğer bir seferden az kazanıyorsanız zarar ediyorsunuz demektir. Bir seferden fazla kazanıyorsanız kar ediyorsunuz demektir. Eğer her dört seferde bir sefer siz kazanıyorsanız başa baş durumdasınız demektir. Bu bu işin pototsun karşılığı mantığı bu. Peki formülü nedir? Nasıl hesaplanır formülü? Çok basit bir formülü var arkadaşlar. Risk bölü risk artı ödül. Tekrar ediyorum risk bölü risk artı ödül. Bu senaryoya uyarlarsak, bu senaryoda benim riskim ne? Potu kazanmam için pota yani rakibimin 50 dolar betini görmem gerekiyor sondaki. 50 dolar benim buradaki riski etmem gereken miktar. 50 bölü tekrardan riski yazıyorum. Gene 50 artı şimdi ödül kısmına geliyorum. 100 dolar zaten potta vardı. 50 dolar da rakibim bet yaptı. Ben 50 dolar verirsem 150 dolarlık pot kazanabileceğim. Yani 50 bölü 50 yani risk bölü risk artı ödülüm de 150 olacak. Yani toplamda 50 bölü 200'den 25 bölü 100 o da %25. Yani o anki senaryoda her 4 seferden bir kez bizim kazanmamız gerekiyor. Peki bu %25 nedir? Bu benim e, kazanmam gereken miktarı gösteren yani %25 sefer ben kazanıyor olmalıyım. Bunu. Devam edelim. Örnek bir. Örneklerle daha iyi anlayacaksınız. Elinize bir kağıt kalem alın arkadaşlar. Şimdi bir. Örnek bir. Pot miktarı 200 dolar olsun. Ortada 200 dolarlık bir pot var ve rakibimiz 200 dolarlık pota 80 dolar bet yapmış olsun. Pot hesaplayınız. Risk gene yazıyorum formülümü. Risk bölü risk artı ödül. Merak etmeyin böyle masadayken elinizde kalem kağıt olmasına gerek yok. Siz öğrenene kadar bunları yapın. Zaten sonrasında kafanızdan tıkır tıkır hesaplıyor olacaksınız. Hiç endişelenmeyin o konuda. Yani sanıldığı kadar zor bir şey değil. Kafanızdan bir süre sonra otomatiğe bağlayacaksınız. Risk bölü risk artı ödül. Yani 80 benim görmem gereken bet miktarı bölü 80 artı Potta 200 vardı. 80 de rakibim betledi. Yani benim toplam ödülüm 280. Yani formül oluyor? 80 bölü 360. Onu da hesap makinesinden hesapladım. %22'ye denk geliyor. Yani elimdeki kartlar ile o anda veya gelecek streetlerdeki turn ve river rakibime karşı kazanma olasılığım. Bunu nasıl bileceğimi az sonra equity yani olasılık kısmında anlatacağım. Eğer %22'den fazla ise matematiksel olarak doğru bir kol. Az ise doğru bir kol değil. Tam %22 ise veya o civardaysa break even oluyor. İkinci örneğe geçtim. Pot miktarı 800 dolar olsun bu sefer. Ve rakibimiz pot size bet yapsın. Yani 800 dolarlık bir bet yapmış olsun. Pot oddslarımız nedir? Risk bölü risk artı ödül yazıyorum gene formülüme. Riskim 800 dolar. Bölü 800 dolar gene riskim onu yazıyorum. Artı ödülümü yazmam lazım şimdi. 800 dolar potta vardı. 800 dolar da rakibim betledi. 1600 dolar ödülüm var. Yani 800 bölü 800 artı 1600 2400 o da %33 yapar. Yani benim equity'im yani olasılığım %33'ten fazlaysa eli kazanma ihtimalim %33'ten fazlaysa bu benim için doğru bir kol. 3. Şimdi bu sefer soruyu birazcık değiştirdim. Siz bunları zaten screenshot'ını alın ya da videoyu durdurun kendiniz anlamaya çalışın. Diver'da pot miktarı 100 dolar olsun bu sefer. Ve bu sefer rakibinizin betine bakmayın da siz direkt bet yapın. 100 dolara 100 dolarlık bet yapmış olun. Rakibiniz ne kadar sıklıkla fold etmeli ki sizin için karlı bir Rakibiniz ne kadar sıklıkla fold etmeli ki sizin için karlı bir blöf olsun. Bakmayın bu kadar karmaşık gözüktüğüne çok basit. Formül gene aynı. Sadece ödül kısmı değişecek. Niye anlatacağım? Şimdi risk böyle risk artı ödül. 100 dolar benim riske ettiğim miktar. Gene yazıyorum. Ortada olan pot 100. E, pardon. 100 bölü gene 100 riski ettiğim miktar artı 100 dolarda ödül 100 bölü 200. O da %50 oluyor. Yani benim blöfüm diyelim blöf yapıyorsunuz siz spotu kazanmak için. Her iki seferden bir sefer başarılı olursa break even durumdayım. Kafa kafayım Her iki seferden bir seferden fazla başarılı olursa yani bir buçuk sefer başarılı olursa benim için doğru bir blöf oluyor bu. Ulaştım şu anda özür dilerim. Şimdi geçelim 3'e. Peki biz bunlara baktık da bu pot odds'lar ne işe yarıyor arkadaşlar? Bunları anlatıyoruz matematiksel olarak bir şeyler hesaplıyoruz da ne işe yarıyor? Şimdi şu işe yarıyor. Ne demiştim başında? Equity yani olasılıkla pot odds kardeştir. Bu iki kavram birbirini tamamlar. Elinizin kazanma olasılığı yani equity'nizin pot odds'dan yani matematiksel olarak doğrulamanız gereken rakamdan büyük olması gerekiyor ki sizin yaptığınız hamle plus EV olsun. Yani expected value yani beklenen değerin e, üzerinde olsun ki karlı hamleler yapabiliyor olun. Eğer equity'niz pot odds'unuzdan düşükse bu hamleyi defalarca kez tekrar ederseniz uzun vadede kesinlikle zarar edersiniz anlamına geliyor bu. Yani pot odds'un mantığı bu. Equity ile birlikte çalışıyor. Bizim arkadaşlar bu oyunu oynarken ki temel amacımız her zaman için çünkü kontrol edebildiğimiz tek şey o artı plus EV, expected value hamleler yapmak. Yani kazanma olasılığımızın matematiksel olarak aldığımız pot odds'lardan büyük olduğu yatırımlar yapmaktır. 3. Peki pot hesaplamayı anladınız. Ama e, ne dedik biz pot odds, equity birlikte çalışıyor. Siz equity hesaplamayı nereden bileceksiniz? Tamam elimde bir rakam var pot odds gibi ama e, ben nereden bileceğim bu potu ne kadar sıklıkta kazandığımı ki kıyaslayacağım pot Şuradan bileceksiniz arkadaşlar. Equity hesaplamayı şimdi inceleyeceğim ya birlikte anlamlı hale geldiği için ve geçiyorum. Şimdi equity pot odds bitti. Öncelikle Neredeyiz şu an? Bir toparlayalım. Poker matematiği ve olasılık. Matematiğin ne olduğunu tanımını yaptık pokerde. Basitçe, kabaca. Sonrasında pot odds'u inceledik. Örnekler çözdük. Sonunda tekrardan çözeceğiz. Ama siz anlamadıysanız açın bakın tekrardan o örnekleri. Şimdi pot odds'u bitirdik. Ve ikinci bacağını inceliyoruz. Equity kısmını inceliyoruz. Sonra bunları bir araya getireceğiz. <laughs> Özür diliyorum. Equity olasılık hesaplama nedir? Olasılık hesabı yapabilmek için öncelikle out kavramını yani bize kazandıracak olan kartların desteden çıkma olasılığını bilmek gerekiyor. <laughs> bilmek gerekiyor. Yani buna da out deniyor. O destede atıyorum bana kazandıracak 8 tane kağıt varsa açılmamış şu anda benim 8 tane out'um oluyor. 5 tane kağıt varsa 5 tane out'um oluyor. Out kavramı bu. Şimdi burada bir örnekle daha güzel anlayacaksınız. Diyelim ki elimde Queen 9 kupa var. Yerde de Askin kupa var. 7-4'te maça var. Rakibinizin elini bilmiyorsunuz. Sizin bu eli kazanmanız için gerekli yani sizin bu eli kazanmanız için destede kaç tane gelebilecek kart var? Şimdi bakın destede 52 tane kart vardır arkadaşlar. 13, 13, 13, 13 diye ayrı ayrı renklerdedir. 4 tane farklı renk vardır. Şimdi 13 tane destede toplamda kupa kağıdı var. Bunlardan 4 tanesi yerde. 2 tanesi yerde, 2 tanesi de benim elimde. Benim beklentim burada kupa gelmesi ki ben potu kazanabileyim. O zaman toplam 13 tane karttan, yerde ve elimde olan 4 tane çıkarttığımda şu an hala destenin içinde olması gereken 9 tane bana potu kazandırabilecek kağıt var. İşte bu benim out'um. Yani desteden çıkması ee, muhtemel ya da çıkmasını istediğim 9 tane kart. Bu arada şunu ignor edebilirsiniz rakibiniz mesela C kupayı tutabiliyordur elinde ya da 6 kupayı tutabiliyordur. Biz bunu bilmiyoruz. Bunu bilmediğimiz için de bu bizim için önemsiz bir kavram haline geliyor. Umarım out kavramına ne olduğunu anlat, anlatabilmişimdir size. Devam edelim. Out devam ediyoruz. Şimdi out'un şöyle bir olayı var arkadaşlar. Demin nasıl 9 tane out hesapladık. Bu out'ları hesaplarken şimdi burada 9 tane kart gerekiyor diye bize. 9 tane kartımız var ya destede. Şimdi siz bunu karışça kafanız biliyorum ama anlamlı hale gelecek sonda örnek çözerken. Flop'ta hesaplıyorsanız bunu. Yani hem turn'ü hem de river'ı görecekseniz 4 ile çarpıyorsunuz. Yüzdesel hale getirmek için. Turn'deyken hesaplıyorsanız ve yani sadece river'ı görecekseniz 2 ile çarpıyorsunuz yüzdesel olarak karşılığını bulmak için. Flop'tayken river'ı 2 kart daha açıldığı için 4 ile çarpıyorsunuz. Hem turn ve hem river. ise sadece river kaldığı için Turn'de ise sadece river kaldığı için 2 e, ile çarpıyorsunuz. Neden 2 ile çarpıyorsunuz peki arkadaşlar? E, şu yüzden destede 52 tane kağıt var. Şimdi yüzlük sistemde şöyle hesaplanıyor. Yüzü e 52'ye bölüyorsunuz. Yaklaşık 2 çıkıyor. Tamam mı? Yaklaşık 2'li bir şey çıkıyor. Kolay hesaplansın diye direkt 2 denmiş. Yani her kartın yüzdesel değeri aslında iki. %2 civarı bir şey. Yani biz %2 diyoruz. Her kartın değeri %2. O yüzden turn ve river'da 2 straight olunca 4 ile çarpılıyor. %2 çarpı %2. Sadece turn'de bakıyorsak yani sadece river açılacaksa %2 ile çarpıyoruz. Bu da bize o kartların yüzdesel değerini veriyor. Şimdi örnekte inceleyelim daha iyi anlayacaksınız. Örnek. Diyelim ki flop'ta bizim flop açıldı 3 tane kağıt. Elimizde as 5 spade var. İkisi de maça. Flop açılıyor ve gelen kartlar King maça, 4 maça bir de 3 kupa. Tamam mı? Kaç outumuzun olduğunu hesaplayın. Şimdi destede 13 tane maça var arkadaşlar. Spade deniyor. Bunları öğrenin İngilizcesini ki bir şey izlerken faydası olsun size. İkisi elimizde duruyor, iki tanesi de yerde duruyor. Kalan kağıt sayısı flash için 9 tane destede kağıt var. Rakibimizin elindekileri umursamıyoruz. Aynı şekilde Straight draw'umuz da var bizim burada. Niye? Aspeş elimizde 4-3'de yerde. Yani biz 2'yi de bekliyoruz. 2'ye straight straight'imiz oluyor bizim. Yere 2 gelirse. Şu an benim elimde 2 yok. Yerde de 2 yok. O zaman destede 4 tane 2 olduğunu varsayıyorum. Şimdi burada bir blocker var ama onu şu an için ignore şey yapın. Umursamayın. Onu kafanızı karıştırmasın. Şimdi hesaplayalım. 9 tane flush için out'umuz var. 4 tane de 2 gelirse en iyi el olacağımızı düşünüyoruz. Toplamda 13 tane bizim out'umuz var. Yani desteden 13 tane kart bekliyoruz. Eğer biz bu hesaplamayı flop'ta yapıyorsak yani hem turn hem de river'ı göreceğimizi varsayarak yapıyorsak yani all-in giriyorsak veya sonuna kadar gideceğimizi düşünüyorsak 9 e, şey 9 çarpı 4 36 4 çarpı 4 16 36 artı 16 yüzde 52 ihtimalle biz potu kazanıyor olacağız. Eğer ki turn'de yapıyorsak bu hesaplama yani sadece açılacak kağıt river kağıdı kaldıysa %13 çarpı 2 çünkü tek street kaldı o yüzden %2 ile çarpıyoruz. %26 ihtimalle en iyi olacağız. Zaten yarısıdır bu bunun %52 26'nın iki katı. Kafanız karıştı mı bilmiyorum ama sonunda netleşeceğine emin olun. Şimdi devam edelim. Örneklere gelelim. Şimdi arkadaşlar ben hero'yum burada. Rakibim de villain. Rakibimin elinde 10-10 var. Benim elimde de as queen var. Şu an yerde herhangi bir straight ihtimali ve flush ihtimali yok. Ben sadece rakibimin overpair tuttuğunu biliyorum elinde. 10 10 gibi bir kağıt. Benim elimde as queen var. Turn'de veya river'da gelebilecek hangi kağıtlar beni ee, rakibimden daha üstün bir konuma getirir? Ya as ya da queen. Başka kağıt yok. Kaç tane as var destede şu anda? Normalde 4 tane var ama biri benim elimde 3. Queen için de aynı şey geçerli. 3 tane de queen var. Toplamda benim 6 tane out'um var. Out'um var yani. Rakibimden beni iyi yapacak 3 as 3 de coin var. 6 out'um var. Neydi? Biz sadece turn'u görecek olsaydık 6 çarpı 2. %12 ihtimalle rakibimin önüne geçeceğim. Eğer hem turn hem de river'ı göreceksem bunu 4 ile çarpıyorum. 6 çarpı 4 diyorum ve %24 ihtimalle rakibimden iyi olacağım diyorum. Diğer örneğimizi inceleyelim. Elimde çak 9 var. Rakibimde asas var. Bu sefer yer daha connected. Şimdi 8, 9, 10 jack. Hem open ended straight draw'um var benim. Yani hem queen bekliyorum. Hem de 7'ye straight'im var benim. Yani 4 tane queen var. 4 tane de 7 var destede benim görmedim. 8 tane out'um ve straight'ten oldu. Dönelim flash'a. E, 13'ten 4 çıkarıyorum. Çünkü 2 tane benim elimde flash kağıdı var. 2 tane de yerde var. 9 tane de beni flash yapacak kağıt var. Şimdi 8 tane Strat yapacak kağıt. 9 tane de flash yapacak kağıt. Toplamda 17 tane beni iyi hale getirecek kağıt var. Blocker'lar var arada. Onları ignore ediyorum arkadaşlar. Normalde bundan 2 tane düşmemiz lazım. Ama şu anlık gerek yok ona. Ignore ediyorum. Siz de öyle hesaplanın. Yeni öğreniyorsanız. 17 tane kağıt var. Sadece turn'ü görecekseniz 2 ile çarpıyorsunuz. 34. Hem turn hem river'ı görecekseniz 4 ile çarpıyorsunuz. 4 kere 17 çarpı 4 68 oluyor. Bu şekilde hesaplıyor yani olay. Devam edelim hemen. Out hesaplama kısa yollar. Şimdi arkadaşlar bunları her seferinde oyun oynarken böyle oturup uzun uzun hesaplamıyorsunuz tabii ki. Yoksa yani oyun mu oynayacaksınız? Bunları mı hesaplayacaksınız? i̇şin içinden işin içinden çıkamaz bir hale alırsınız. O yüzden bir süre sonra zaten siz bunları öğrenmiş oluyorsunuz. Ama ben size gene de kısa yolları vereyim. siz zamanla onları zaten pekiştirirsiniz. Şimdi iki street görülecekse Bakın bu önemli bir kavram. Sadece flop'tan sonra turn'u görecekseniz 2 ile çarpacaksınız. Hem turn hem river'ı görecekseniz 4 ile çarpacaksınız. Bunu unutmayın ki yanlış hesaplamayın. Şimdi flash draw olduğunda 9, 9 tane out'unuz oluyor otomatikman. 2 sizde 2 tane de yerde flash varsa 13'ten 9 şey 4 çıkar 9. %35 civarı bir şey. Open ended straight draw yani hem yukarı hem aşağı e, ee, straight yakalıyorsam 4 oradan 4 oradan 8 tane out oluyor %32. 2 pair varsa elimde yani 2 pair varsa ve full house'a bekliyorsam 4 tane out'um oluyor. %17. River'a gidiyorsam ama bakın. Set to full house yani setimi full house'a bekliyorsam 7-10 arası bir out'um oluyor. O da %38 oluyor. Hem straight hem flush draw'um varsa 17 hesaplamıştık bakın demin. 2 tane atılması lazım ondan. 15 out oluyor. Nedenini açıklayacağım. Kafanızı karıştırmamak için o blocker'a girmedim. 15 tane out oluyor. Sadece tek straight görecekseniz bu rakamlar ikiye bölün zaten. Şimdi örneklere başlıyoruz arkadaşlar. Burada olay daha netleşecek. Şimdi burada ne öğrendik biz? Temelini öğrendik ne olduğunu. Preflop olasılıklarına genel bir bakış attık. Bunlara öğrenmemizin nedenini öğrendik aslında preflop olasılıklarına bakarken. Pot odds nedir? Kavramı öğrendik. Örneğimizi çözdük. Siz tekrardan bakın örneklere geçmeden önce. Ne işe yaradığını anladık pot odds'un. Pot odds'un equity ile birlikte çalıştığını öğrendik. Acuity'yi öğrenmek için olasılığı out kavramını öğrenmeniz lazım ve onu öğrendiniz. Şimdi örneğimizi çözdük. Şu anda bu iki kavramı potot ve acuity'yi bir araya getiriyoruz arkadaşlar. Burada örnekler yaptım size. Out e, kaç tane? Ben size burada outları veriyorum. Hesaplamanızı beklemiyorum. Onları sondaki şeyde zaten hesaplayacağız. 6 tane out'umuz var. Tamam mı? Potumuzda 2K. Call etmemiz gereken rakam 1K. Şimdi potopsi hesaplayın lütfen. 2K şöyle hesaplanıyor bu. Kol etmem gereken rakam 1K. riskin 1K. Bölü potta hali hazırda bulunan rakam. Ödülüm 2K. Bir de 1K da benden var. Bunu hesapladığınızda şimdi ben kırmızıyla yazdım direkt burada. Ee, burada hesaplamaya kalkarsam videonun bütünselliği bozuluyor. Yani kayıtta bütünselliği bozulmuş oluyor. O yüzden siz hesaplayın. Kırmızı yerleri kapatın arkadaşlar. Sadece out, pot ve call kalsın. Hesaplayın. Ben hesapladığımda %33 ihtimalle potu kazanmamız gerektiği çıkıyor ortaya. Peki bizim 6 out ile nedir? Neydi? Biz sadece turn'ı göreceksek 2 ile çarpıyorduk. %12. Hem turn hem river'ı göreceksek 4 ile çarpıyorduk. O da %24. Bakın. Ekibitimiz potu kazanma olasılığımız %12 veya 24 potu kazanmamız gereken yüzde olasılığı yüzde 33. Ama biz yüzde 12 veya 24 kere kazanabiliyorken bizim yüzde 33 ihtimalle kazanmamız gerekiyormuş bu hesaba göre. O zaman bu bizim için mantıksız negatif EV bir kol. İkinciye geçelim. 8 out'um var. Sadece turn'ı göreceksem yüzde 16. Hem turn hem river'ı göreceksem yüzde 32. Niye? 4 ile çarpıyorum çünkü. Pot 30'ları hesapladığında %33 çıkıyor. Ben eğer sadece turn'ı göreceksem %16 benim kazanma ihtimalim, kazanma ihtimalim. %33 kazanmam gereken ihtimal. %16 %30'dan küçük, %33'ten küçük olduğu için sadece turnup göreceksen mantıksız. Hem turn hem river'ı göreceksem break even bir call. Kafa kafaya yani. %12 şey 12 tane out'um olduğunu düşün. Turn'de %24 ihtimalle, turn ve river'da %48 ihtimalle potu kazanıyorum ikisini de göreceksem. Pot odds'lar ne diyor bana? %25 ihtimalle kazanmam gerekiyormuş. Ben hem turn hem river'ı göreceksen %48 ihtimalle pot'u kazandığım için bu benim için plus EV bir call. Yani mantıklı bir call. Positive expected value'um var. 15 out'um olduğu senaryoya geçelim. %30 ihtimalle turn. Artık öğrendiğiniz %2 ile çarpıyorum. Turn ve river'ı göreceksem de 4 ile çarpıyorum. Pot odds'lar bana diyor ki kardeşim senin %25 ihtimalle bu pot'u kazanıyor olman gerekiyor diyor. Ama ben sadece turn'ü görüyor olsam bile %30 ihtimalle kazanıyorum. Hem turn hem river'ı görüyorsam %60 ihtimalle pot'u kazanıyorum. Bu benim için harika bir kol. Umarım anlatabilmişimdir. Siz bunları yazın tekrardan kendiniz de çözün. Devam. Potos örnekler. Şimdi ikisini harmanladıktan sonra ben ayrı ayrı da hesaplamanızı istiyorum. Potos hesaplayacağız sadece. Pot size bu arada rakibin bet'i eklenmiş halde veriyorum size. Direkt olarak şey yapacaksınız yani. Benim Yapmam gereken rakam call etmek burada. E, call etmem gereken Kol etmem gereken rakam burada 500. Bunun yüzdesel hesabı nasıl yapılıyor? Risk, riskin 500 bölü risk 500 artı 1000 rakibin betiyle beraber pot size 1500. Yani yüzde 33 ihtimalle benim bu potu kazanıyor olmam lazım. Yani yüzde 33'ten fazla olasılığım olan ellere girmem lazım. Aynı şekilde Pot 900. Kol etmem gereken rakam 100. Yani 100 bölü 100 artı 900. O da %10 yapar arkadaşlar. %10 ihtimalle benim bu potu kazanıyor olmam lazım. Geçtim. Pot 3000. 2000 kol etmem gerekiyormuş. 2000 bölü 2000 artı 3000. O da %40 yapıyor arkadaşlar. %40 ihtimalle minimum benim bu potu kazanıyor olmam gerekiyor ki bu benim için matematiksel olarak doğru bir kol olsun. Öbür taraftan 750-250 aynı hesabı yaptığımda 25 çıkıyor ki artık tekrarlamıyorum anladınız umut ediyorum ve şimdi pot odds vs. Equity ikisinin nasıl çalıştığını öğrendik yani nasıl bir bağlantı olduğunu arasında yani şu pot odds verilen rakam 33 benim olasılığımdan az olmak zorunda yani benim potu kazanma ihtimalim her zaman pot oddslardan fazla olmak durumunda ki bu kol benim için mantıklı bir kol olsun öbür türlü mantıksız yani anlamsız bir kol olur. Pot böyle hesaplanıyor. Şimdi geçelim out saymaya. Nasıl outlarımızı sayıyoruz? Yani pot biliyoruz da equity hesaplamayı biraz daha netleştirelim. Nasıl hesaplıyoruz bunları? Şimdi arkadaşlar, limde asking var diyelim. Board'da yani flop'ta Jack 6 2 olsun. Benim rakibimde de Jack olsun elinde. Jack 9 olsun. Ben bu potu benim kaç tane out'um var ki ben rakibimden kaç tane out'la rakibimden daha iyi hale gelebiliyorum. Aslan 3 tane var. Niye? Çünkü biri bende. King'den 3 tane var. Niye? Çünkü biri bende. Toplamda 6 out'um var. Sadece turn'ı göreceksem eğer %10, %12 ihtimalim var. Hem turn hem de river'ı göreceksem bir all-in girip %24 ihtimalim var. Çünkü flop'ta 2 ile turn'de 4 hmm, ile, sadece göreceksem 2 ile hem turn hem de river'ı göreceksem 4 ile çarpıyorum. Devam. Elimde Jack 10 var. Bunlar off suit bu arada. Yanına SS yazılmadıysa SS alttaki gibi as S10 S yazılmadıysa off suit varsayıyorsunuz. Board 8 9 as. Şimdi 8 9 Jack 10 var elimde. Hem Queen'e bekliyorum hem 7'ye bekliyorum. Straight'imi yapabilmek için. En iyi kağıt olabilmek için. S'te de 4 tane Queen var. 7 tane, 4 tane de 7 var. O zaman benim 8 out'um oluyor. Ne oluyor? Sadece turn'u göreceksem 16. Hem turn hem river'ı göreceksem 32 ihtimalle potu kazanıyor oluyorum. Geçtim. As suited ten suited. Şimdi king 8 2 yer. Benim flash yapacak kaç tane kağıt var? 9 tane kağıt var arkadaşlar. Niye? Çünkü 13 tane aynı renkten kağıt var. İkisi bende, ikisi de yerde. 4'ü çıkar, 9 kaldı. <laughs> aynı şekilde asın da beni rakibimden iyi hale getireceğini düşünüyorum. Çünkü rakibimin elinde king olduğunu varsayıyorum. 3 tane de as var. Toplamda 12 out'um var benim yani. 9 flash'tan 3 tane de as'tan 12 altın var. Bu kağıtların hepsinin değeri aynı arkadaşlar. %2 bu arada. Hem sadece turn'ü göreceksem %24 hem turn hem river'ı göreceksem 4 ile çarpıyorum %48 ihtimalle ben bu potu kazanacağım. Tabi burada sürpriz şu. Mesela diyelim ki flash'tan eminsiniz de as'ın sizi rakibinizden daha iyi hale getirip getiremeyeceğinden çok emin değilsiniz. Çünkü rakibinizin elinde king olup olmadığını bilmiyorsunuz. Belki de rakibinizin elinde bir set var. Burada ee, işte zaten karıştığı nokta birazcık orası. Şimdi mesela Flash'ta en iyi Flash olacağınızdan hiç şüpheniz yok. Yani en iyi kağıt siz olacaksınız. de en iyi kağıt siz olacaksınız. Ama bu tarz hesaplamalarda mesela rakibinizin de set olabilir ya da two pair olabilir. O zaman biraz sıkıntıya girersiniz. Ama şu an iş önemli değil. Siz sadece bu temel bilgileri öğrenin. O yeterli. Diyelim ki diğer örnek. 8-7 off-suit var elimde. Off-suit aynı renk değil anlamına geliyor. 6-10-4 var ortada da. Yani ne, ne oluyor benim elimde? 6, 7, 8, bir 9 bekliyorum, bir de 5 bekliyorum. Open ended oluyor yani gene. 4 ee, tane 9 var destede, 5 tane de 4 var, 8 out'um var. Sadece turn'u göreceksem 2 ile çarpıyorum 16. Hem turn hem de burayı göreceksem 4 ile çarpıyorum. Yüzde %32 ihtimalle ben bu potu kazanıyor olacağım. Bu rakam pot odds'dan büyükse call ediyorum. Pot odds'dan küçükse fold ediyorum. 5 club, 6 club, 5 sinek, 6 sinek var yani. Yerde de as, 7, 8 var. As da 7 clubmış, sinekmiş. Flash için yine 9 kağıt. Bakın öğrendiniz artık. Flash için 9 kağıt. Flash draw'da isem 9 kağıt. Bunları böyle tık tık ezberliyorsunuz bir yerden sonra. Şimdi bunu anlatayım size burada. Şimdi 9 kağıt flash için o doğru. Demin girmemiştim buna. Blocker olmasına rağmen karıştırmamak için kafanıza. Ama şimdi anlatayım. Şimdi 9 bizi straight yapacak. Bakın 5, 6, 7, 8. 5, 6 bende 7, 8 yerde 9 bekliyorum ben straight yakalamak için. Flash ayrı. Flash'tan 9 kağıt. Straight için 9 bekliyorum. Ama elimde ve yerde 9 olmamasına rağmen 3 tane yazmışım ben. 3 tane 9 olduğunu varsaymışım. Niye? E aslında destede 4 tane 9 var. Ben neden 3 yazdım oraya? Şu yüzden. Çünkü ben Flash'ta zaten 9 kağıt sayarken 9'lardan bir tanesini de Flash'ların içinde saydım. Tekrar bunu hesaplarken yani 9'ları hesaplarken bir daha flash'ın içine yazdığım 9'u yazmamam gerekiyor. Ki doğru olasılık hesabı yapabileyim. Aynı şey bakın 4 için de geçerli. 4 gelirse 4, 5, 6, 7, 8'den benim straight oluyor elimde. Ama normalde destede 4 tane 4 olmasına rağmen ben 3 tane 4 yazdım oraya. 4 çarpı 3 yazdım. Neden? Çünkü zaten ben flash'ları sayarken o 4'lerden bir tanesini saymış oldum. O yüzden bir daha saymama gerek yok. Yani 9 flash kağıdı 3 tane 9 var 4 tane de 3 var. Yani toplamda 9 artı 3 artı 3 15 tane out'um var benim. Bu 15 tane out beni e, bulunduğumuz senaryoda en iyi kağıtlar haline getirecek out yani işte beklent gibi kağıtlar. Arkadaşlar preflop matematiği bu kadar. Temelini öğrenmiş oldunuz bunun. Ee, pokerin temel matematiği bu aslında. Mantık bunun üzerine kurulu. Ama tabii ki bu kadar basit değil. Range, range versus range hesap yaparken çok daha karmaşık hale geliyor bu. Ama tabii oturup bunu hesaplayamıyorsunuz ya da bir fold equity hesaplarken bu kadar basit değil. Kendine ait bir formülü var. Ama onları tabii kullanılmıyor yani pratikte. Bunlar sadece sizin mantığı kavramanız için anlatılmış şeyler. Zaten bir yerden sonra otomatiksel içgüdüsel hale gelecek. Yani bunu 200 kere hesaplasanız ya da 150 kere hesaplasanız zaten 201. kere de 3 aşağı 5 yukarı yüzde kaç ihtimalle kazanıyor olduğunuzu kafanızdan aşağı yukarı kestiriyor hale geleceksiniz. O yüzden çok atla deve bir durum değil. Aslında temel bir durum. Ben anlatmam gereken şeyleri verdiğimi düşünüyorum. İnanın çok fazla video taradım bunu hazırlamak için. Her videonun en iyi taraflarını aldım. Umarım faydası olmuştur. Mutlaka eksik yerler kalacak ama bunun preflop preflop videoma göre daha kapsamlı olduğunu düşünüyorum. Mutlaka eksik kalacaktır. Eksik kalırsa da eksik kalan yerleri siz bir şekilde artık Türkçe pek video yok ama internetten İngilizce videoları izleye izleye İngilizce biliyorsanız ne ala, bilmiyorsanız da en azından videolara rakamlara bakarak bir şeyler anlamaya çalışırsanız memnun olurum. Bu arada el analizlerinde de izle, izlemeyi ihmal etmeyin. Çünkü burada öğrendiğiniz her şeyin aslında pratiği orada. Yani olayın temeli aslında o el analizlerinde. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, keyifli oyunlar, keyifli haftalar diliyorum.